GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün cihazlarımızın iç kulaklığını temizleyeceğiz. Evet, temizlik imandan gelir dedik ve temizliğimize başlayacağız arkadaşlar. Cihazlarımızın iç kulaklığını temizleyeceğiz güzel bir şekilde. Ve sonraki videolarda da şarj soketi temizliği, hoparlör temizliği, mikrofon temizliği onları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet, 12 mini'yi köşeye koyalım. Android cihazımızdan başlayalım arkadaşlar. Alkolümü fırçamı bandırdım. Ve iç kulaklık kısmını güzelce siliyorum arkadaşlar. Havamı veriyorum. Ve sonrasında Patafix ile güzelce bastırarak gördüğünüz gibi buradaki pislikleri alıyorum. Ve direkt de pislikler zaten hepsi yapışıyor. Siyah siyah. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu cihazımızın iç kulaklığı tamamdır. Hatta şöyle bir testini de yapalım. Bir saniye. Evet. İç kulaklığımızdan gelen sesi dinleyelim. Mikrofona yakınlaştırıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu cihazımızı da köşeye kaldıralım ve 12 mini cihazımıza geçelim arkadaşlar. Aynı işlemi bu cihazımızda da uyguluyoruz. Fırçamızı alkole bandırdık ve iç kulaklığımızı temizliyoruz. Fırçamızı vurduk. Havayı vuruyorum arkadaşlar. Ve Patafix'imi iç kulaklığın olduğu yere yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi pislikler direkt çıkıyor arkadaşlar. Evet, kameramızın üstünü de alalım. Oradaki pislikler de gelsin. Evet. Bunda da herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iç kulaklığımızı temizledik. Bir iPhone 11'imiz var. Aynı şekilde onun da iç kulaklığını temizleyeceğiz arkadaşlar. Aynı işlemi bütün cihazlara uygulayabiliyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Evet, havama yine basıyorum. İçindeki pislikler dışarı atsın diye. Patafix'inle güzel bir şekilde, evet, gördüğünüz gibi siyah siyah. Evet. Bayağı pislik var arkadaşlar. Evet, kameramın üstündekini de, tozları da alıyorum arkadaşlar. Ve son olarak iPhone 13 Pro Max. Aynı işlemi bu cihazımızı da uygulayacağız arkadaşlar. Evet, havamı vuruyorum tekrardan. Evet, görmüş olduğunuz gibi pislikler çıkıyor. Evet, bu cihaz biraz daha pis. Evet. İşlemlerimizi bitirdik arkadaşlar. Cihazlarımızı bu şekilde koyalım. Evet, Android cihazımıza yer kalmadı maalesef. Evet, işlemimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.